Doğru konuş, fakat sert olmasın. Şüphe seni kimse ile dost etmez. Öfkelendiğin zaman sözünü tutarak söyle. Dostunu iyilik veya kötülük zamanında sına. Balta bedeni, acı söz canı yaralar. Kendin için hoş görmediğin şeyi başkalarına reva görme. Ömrün boyunca Allah'a ihlas ile yönel ve ona güven. Oğulcağızım, Allah'a şirk koşma. Çünkü şirk elbette çok büyük bir zulümdür. Bir cemaatte bulunduğun zaman diline faydasız söz söylemekten sakındır. Çünkü dil insanı ipe götürür. Kendi ekmeğini başkalarının sofrasında yeme. Ayağını sıcak tut, başını serin. Kendine bir meşgale bul, düşünme derin derin. Öfkenin evveli delilik, sonu pişmanlıktır. Oğlum, dünya bir denizdir, iman onun gemisidir. Kaptan ibadetlerdir, kıyısı ahirettir. Amelsiz alim, yağmursuz bulut gibidir. Ey oğul, seher vakitlerinde horoz zikir ve tesbih makamında öterken sen uykuda olma ki senden daha akıllı ve gayretli olmuş olmasın. Tembel, uykusu çok, Allah'tan uzaklaşmış ve fakirliğe mirasçı olan kimsedir. Şükür nimeti bereketlendirir. İyilikte dost düşman ayırma. Alçak adama borçlanma. Malını dosta düşmana teşhir etme. Sağa sola bakma, daima önüne bak. Kâr ve ziyan kaygısıyla kimseye yüz suyu dökme. Başkalarının refah ve saadetlerine göz dikme. Sorulmadan hiçbir şeye karışma. Yemekten sonra yürümek gereklidir. Gençlik zamanında iki cihana ait işlerin dürüst olsun. Misafire iş buyurma. İyiliği tecrübe edilmiş insanlar hakkında suizanda bulunma. Bir gönül yapmak gelmiyorsa elinden, bari bir gönül yıkılmasın dilinden. Fesatlık malın çoğunu yok eder. Sabırsız fakir, yağsız kandil gibidir. Cömert olmayan zengin, meyvasız ağaç gibidir. Dostlarına ve ahbaplarına saygı ile ikram göster. Geçmişte seninle düşmanlığı olmuş kimseye güvenme. Konuşurken sözlerini alay ve şaka cinsinden güldürücü laflar karıştırma. Oburluk ve iştahsızlık bedenin baş düşmanıdır. Parmaklarını ağzına burnuna sürüştürme. Sevgi ve muhabbetten daha etkili ve tesirli ilaç yoktur. Ey oğul, sakın mideni yemekle tamamen doldurma. Aklın eksik ve anlayışın kıt olur. Gündüzleri hiç, geceleri az uyu. Büyü olmayan kimse başını taşa vurur.
Seni tanımak istemeyen kişiyi sen tanı. Olgun insanın mihenk taşı, akıl danışmak, güler yüz, nefse hakimiyet, acıya katlanmaktır. Başkalarının sana yaptıkları fenalıkları unut. Ama senin onlara yaptığın fenalıkları asla unutma. Onu tekrar iyilik yapmakla bertaraf etmeye çalış. Ahiretin uğruna dünyanı feda et. Her ikisinde kazanırsın. Ama dünyanın uğruna ahiretini feda etme. Her ikisinde kaybedersin. İki şeyi asla unutma. Allah'ı ve ölümü. İki şeyi de unut. Yaptığın iyiliği, gördüğün kötülüğü. Şu cihanda bana ilimden daha yakın bir dost bulunmaz. İlim hazineye bedeldir. Zira hazineyi sen muhafaza edersin. İlim ise seni muhafaza eder. Sağlık için çiğ yeme, sıcak yeme, çok yeme. Başkasının yanında kendini veya ailenden birini methetme. İbadet esnasında yahut günah işlemek arzusu anlarında kalbini vesveseden koru. Müdafasına kalkışma. Hislerini hayra yönelt. Birinin evine misafir gittiğinde gözünü ve dilini sıkı tut. Etrafa göz gezdirmekten ve gevezelikten sakın. Uykuda ve yemekte ölçüyü kaçırma. Çünkü çok yiyip çok uyuyanlar kıyamet gününe salih amel yönünden eli boş varırlar. Hiç kimseyi elbisesi eskidir diye hor görme. Çünkü senin ve onun Rabbiniz aynıdır. Dost edineceğin insanı önce kızdır, yaptıklarını incele ve kararını öyle ver. Lokman hekime, hastamıza ne yedirelim diye sorduklarında şu cevabı vermiş. Acı söz yedirmeyin de neyse olur. Hekimler ahmaklığa deva bulamazlar. Küçüğünü hor görme. Küçüklük ancak Allah huzurunda belli olur. Tevazudan ayrılma. Sana ihtiyaç arz eden kimseyi kırma. Yeryüzü halkı arasında alim, maden içindeki altın gibidir. Kendini kadınlar gibi süsleme. Lokman hekime sormuşlar, bu dünyada ne öğrendin? Namazda kalbime sahip olmayı öğrendim. Misafirlikte gözüme sahip olmayı öğrendim. Yemekte elime sahip olmayı öğrendim. Cemiyette dilime sahip olmayı öğrendim. Yaptığım iyiliği unutmayı öğrendim. Bana yapılan kötülüğü unutmayı öğrendim. Allah'ın kudret ve kuvvet sahibi olduğunu öğrendim. Ölümün hak olduğunu öğrendim.